Rakibimiz Fenerbahçe mi? Oha! Ceko abi! Ceko abi ne haber? Ceko abi niye hiç konuşmuyorsun, bakmıyorsun bana? Ebi Ceko kolay yetişmiyor. Bayağı hızlı gelişiyor var ya, bu adam dünyanın en iyisi olacak kardeşim. Ardenoviç oyuncu kariyerimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine Ardenoviç'le güzel maçlar yapacağız. Yanımda Kıvanç da var. Kıvancı bazı videolardan biliyorsunuzdur. Arada geliyor reis. Ardenoviç'in serüvenine tanıklık etmek istedi. Dedi ki böyle büyük bir topçu ben hayatımda görmedim dedi. Ve bugün ben videoyu çekerken o da yanımda olacak. Son bölümdeki yorumları okudum. Ardenoviç'in stilini değiştir diyordunuz ve gördüğünüz üzere Ardenoviç artık formayı içine sokmuyor kardeşim. Artık çıkardı formayı. Kolları uzun giyindi çünkü üşüyormuş. Ayrıca bir de şöyle size göstereyim. Yeni kramponu Umbro Ardenoviç'e sponsor oldu. Yine sizden önceki iki bölümdeki gibi destek bekliyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın dostlar ve abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Seriye gerçekten çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. Ben de siz böyle ilgi gösterdikçe yine iki günde bir yeni video getirmeye çalışacağım ve şimdi ilerleyelim. Önce maçı oynayacağız, ardından da birkaç beceri puanı harcayacağız dostlar. Yorumlarda yazmıştınız. Özellikle Ardenoviç'in hızının gelişmesini istiyorsunuz. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Karagümrük'e karşı oynuyoruz. 10. üz ligde bu arada. Ardenoviç'in daha fazla gol atması lazım. Kadro merkezinden de bir şeye bakmak istiyorum. Ardenoviç 5 gol 1 asist. Şu an takımının en iyisi. Bakalım sezonun geri kalanında neler yapacak. Şimdi dilerseniz artık şöyle Karagümrük maçımıza geçelim. Hayırdır? Bratze hayırdır ya? Bunlar niye böyle geliyorlar hayırdır? Bakışları falan gördün mü Halil abi? Abi ben anlamadım bu bakışları ya. Ona göre bir şekil yapalım. Halil abi bak sendeyiz. Hadi bakalım Bratze. Oscar aldım topu, sıkıntı yok. Güzel güzel. Lusamba. Bratze oyna bana. Tamam. Neredesiniz? Şöyle verdim. Top dağıtan bir santrforum. Kaçıyorum aradan. Diaby helal olsun. Ceza alanında kim var? Şimdi çektim gidiyorum. Ben Ardenoviç'im. Ceza alanına çevirdim. Vur oğlum. İşte bu Oscar. Ama sen bana bunu yap. Sen bana yapmalısın bunu. Bunu bana sen yapmalısın. Ben yapıyorum bunu. İyi oldun. Bratze bak. Aynı şekilde sen geleceksin. Anladın mı? Teknik olan oyuncu sensin. Ben değilim yani. Bunları bana sen yapacaksın. Abi ben anlamadım ki. Neyse güzel. Güzel. Öne geçtik hemen. Asistimi yaptım. Daha dakika 3 kardeşim. Bu nedir? Ooo, Karagümrük hemen gol attı. Karagümrük'e bak, hemen attı golünü. Haydi tamam Rasul, indiririm direkt. Bak bak, şekil indirdim Halil abi, gördün değil mi? Halil abi al şunu, ben ilerliyorum. Halil abi ilerliyorum, ceza alanına doğru koy. Halil abi ne yaptın ya? Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum, araya kaçıyorum. Aradayım bak, aradayım. At bana, geç mesela. Bana at 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 at. Çok güzel. Çok güzel. Ceza al bakayım Diaby. Diaby ben de geçeceğim. Diaby adamsın. Diaby çevir şimdi. Ya Diaby öyle mi çevrilir o top? Beyler santrfor benim ama bak ona göre oynayın. Ortaya doğru gittim. Buradayım. Buradayım, evet önüme aldım. Sarajevo. Sarajevo. Oy! İşte ben Ardenoviç'im. Bütün Bosna'ya selamlar buradan, hadi bakalım. Hadi bakalım, işte budur be. Nereden attım, ne biçim bir gol attım. Of 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 of. Rakibime omuzu koydum. Gücümle, hırsımla, bir de sol ayağımla attım, işte bu. Oh be, var ya. Solak futbolcu olmak bir başka. Solak topçu olmak harbiden başka. Helal olsun, şimdi aldım. Şöyle bir şut, dışarı gitti. Çok uçtum. Çok uçtum, çok özgüven geldi. Oğlum ben bunu uzun kollu giyindim de bu terletiyor ya. Havada güneşli, terledim abi. Kanada doğru gittim, şimdi geliyorum. Şimdi geldim, ceza alanında mısınız abi? Omzu koydum. Çektim, tamam çektim. Çektim, pasımı verdim, tamam. Gidemedim abi orada, ne yapayım, gelseydiniz yakına. Buradayım. Gelirse vururum. Gelirse vururum. Aa, alamadım. Tamam Bratze, sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. 2-1 öndeyiz ilk devrede. Yani oğlum zaten kazanmamız lazım. Aynen. Benim gol nasıldı ama? Harbi fena gol attım ha. Değil mi? Oğlum işte onu şutlarda, onu antrenmanlarda yapacaksın. Şut çalışacaksın antrenmanlarda. Ben çalışıyorum. Sanki bedavadan atmışım gibi bir de bana bakıyor orada. Oo, adamlar geldi. Adamlar geldi. Bırakma bırakma. Beyler bırakmayın, adamlar orta falan açıyor. Bırakmayın beyler. Beyler aman 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 aman. Lazanya'ya bak. Kaçıyorum araya. Araya kaçamadım. Adam beni tuttu oğlum. Niye ellerinle kollarınla beni tutuyorsun? Tamam şuraya doğru kaçabilirim. Oscar abi düşünme. Versene artık, orada durduğunu düşünüyorsun. Adam maçın ortasında durdu düşün. Neyi düşünüyorsun oğlum? Evde eşini mi düşünüyorsun evdeki? Ne yapıyorsun yani? Al şunu. Tamam. Geçin 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 beyler. Ben de geldim ceza alanı içine. Ben de buradayım. Abi bir türlü topu şey yapamadık ya. Vukovic. Oha iyi vurdun. Ben var ya ilk vurduğunda kötü vurdun sandım, iyi gitti. Abi aman bırakmayın. Halil abi bas sen de.
Ah, ben de basacaktım, alamadım. Serkan, adamsın Serkan abi. Yürüyün şimdi. Şimdi yürüyün. Geliyorum oradan. Haydi çıkalım abi, ben de koşuyorum. Çok yoruldum ama koşuyorum abi. Koşuyorum, ceza alanının içindeyim. Bir orta açarsan vururum kafayı. Vururum kafayı orta açarsan. Ceza alanında orta bekliyorum. Orta geldi. Kafayı vurdum, ah be. Kalecinin üstüne gitti. Çok güzel vurmuştum kafayı. Tamam, tekte oynadım. Diaby, bak Diaby, bu topları alamıyorsun. Bunları ayıkman lazım artık. Oyna kale. Kale oyna. Kale oyna, adamsın. Vuramadım ki kafayı. Kafayı vuramadım. Alır mıyım orada? Basıyorum. Çok hırslıyım. Ben Ardanovic'im. Basıyorum abi, basıyorum. Helal olsun. Aa, kafama çarptı oğlum. Tamam, kaç kaç. Diaby kaç. Diaby, havalandırdım topu. Tamam olsun, bu benim hatamdı. Bu benim hatamdı. Basıyorum. Basmaya devam ediyorum. Hadi oğlum be. Hadi oğlum. Son dakikalar artık. Vermeyelim bu maçı. Bu maçı vermeyelim. Puana ihtiyacımız var. Aldım topu. Döneceğim şöyle. Aa, verdim pası. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çekici verdi. Gidiyorum şimdi. Ceza alanı içine doğru koşuyorum. Beyler, çok yorgunum. Bana sadece vuracağım anda verin topu. Vuracağım anda vermeniz lazım. Tamam tamam, burada da olur. Şöyle bıraktım. Çok güzel. Ceza alanı içine doğru koşacağım. Ceza alanı içine doğru girdim. Ortayı istedim bana doğru. Orta. Çok öne geldi. Çok öne geldi. Ona nasıl vurayım abi? Burate, böyle olmaz yani. Kafa gelirse. Aha, oyna. Aha, maçı bitirmedi hakem. Vurdurmadı adam. Braşi, bıraksana ya. Tamam, güzel. 2-1 kazandık. Harika, golüm sayesinde kazandık maçı. Oğlum ne vurdum köşeye ya. Taraftarlar, kara gümrüklü taraftarlar bile beni alkışlıyor. İşte bu. Olay budur. Kendime çok güveniyorum var ya. Aşırı iyi oynadık abi, adamsın. Adamsın abi. Halil abi, senden çok bir şey göremedik bu maça. Sen niye öyle oldun? Vay be, olay bu. Soyunma odasında sevinçler başladı ha beyler. Diaby. Ulan sen ne oynadın da seviniyorsun? Neyse, tamam tamam. Senin dansları iyiymiş Diaby. Beğendim beğendim. Lusamba'ya bak. Oho, diye bir coştu. Ve arkadaşlar, Avrupa Ligi maçları var. Bak, Ardanovic gol attı. Karagümrük yenildi diyor. Çok güzel vurduk ceza alanı dışından. Tam vuruş anı ekranlarda. Müthiş vurduk. Pendik Spor Karagümrük takımını devirdi diyor. Gayet güzel. Avrupa maçı öncesinde şu beceri puanlarını harcayacağım. Driblingi harca diye yorumları çok gördüm açıkçası. Bu yüzden hem driblinge hem de şuta vereceğim. Şuta harcamamı isteyen de çok vardı. Şimdi dribling olarak baktığımız zaman, şöyle kameramı da kapatayım. Abi, kesinlikle driblingimizi biraz geliştirelim. Top kontrol. Kontrolü, driblingler, bunlar önemli. Şut olarak da kafa isabetine verelim. Tamam mı? Çok da harcamak istemiyorum. Of, Ardanovic'imiz 75 oldu direkt. Bayağı hızlı gelişiyor var ya. Bu adam dünyanın en iyisi olacak kardeşim. Bu arada Instagram'da hemen fan sayfaları açılmış. Önceki bölümde de söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor yapılan editler. Ardanovic'in direkt böyle sevilen bir karakter olması hoşuma gitti. Baksana, kafasını salladı, gördün mü? Harbiden bu arada yani 13.000 beğeni ve 1000'e yakın yorum var. Helal olsun dostlar. Yine bu videoya da siz en az 13.000 beğeni bekliyorum. AP13'ün anısına 13.000 beğeni. Bak şimdi öyle aklıma geldi. Evet. Bu arada Avrupa'da da oyun bizi Karabağ'ın yerine koymuş. Karabağ yerine biz varız. Maalesef Karabağ oyunda olmadığı için Pendik Spor'umuz onların yerine oynuyor Avrupa'da. Şimdi Leverkusen'e karşı oynayacağız. Ardanovic de ilk 11 başlıyor. Zdravo. Merhaba demekmiş arkadaşlar Boşnakça. Bu arada bir yorum okudum. Bazı kelimeleri yanlış söylüyormuşum önceki bölümlerde. Sıkıntı yok. Hepsinin doğrusunu öğrenip Ardanovic'in daha çok Boşnakça konuştuğunu göstereceğim sizlere. Şimdi Leverkusen'e karşı maçımıza geçeceğiz. İç sahadayız. Ardanovic çok hazır abi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Zovemse Ardanovic. Benim adım Ardanovic. Herkes bunu bilecek. Her tarafta Zovemse Ardanovic yazdıracağım. Başladık maç. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Beyler, önde basalım, bırakmayalım. Bırakmayalım beyler. Harbici bırakmayalım ama yani bak. Çok güzel. Çok güzel, adamsın. Adamsın. Şöyle şuraya doğru koştum. Uzun oyla abi, indirebilir. Abi nereye oynuyorsun? İndiremeyeceğim yere oynadın ya. Oo, geçirme geçirme geçirme, yemeyelim. Tamam tamam, Rasul helal olsun. İndiririm orada. Hop, indirdim. Bizimkilere gitmedi. Bırakma bırakma oğlum. Hulozek attı golü ya. Hulozek attı abi. Yapma işte be. Böyle olmaz abi. Daha ayağıma top gelmedi, ileri atla. Ben santrforum. Beni topla buluşturmanız lazım ya. Kaçıyorum aradan. Takım ileri çıkamıyor. Brate yapmayın böyle. Neyse tamam, güzel diye bir güzel. Top kaybı yapacağız sanmıştım. Bak, sol tarafı görmek istedim. Atamadım. Teknik kapasitem yetmiyor abi, siz paslaşacaksınız. Bana vurma işini bırakacaksınız. Çok güzel pas be, çok güzel pas, orada alırım. Şimdi çektim topu, kaybettim. Yapma. Oscar oyna havadan, alırım belki onu, ölüme alırsam tehlikeli olur. Vuracağım. Oh, yapma. Ulan son anda vurdum, giriyordu ya. Çok güzel pas Oscar, adamsın Oscar, Brate adamsın. İndiririm kafayla. Oh, indiremedim.
Dönen topu indirin beyler orta sahada abi. Adamlar nasıl yükseliyor? Heriflerde fena fizik var. Pazite, Pazite dikkatli ol. Gel şöyle. Tamam çok güzel. Çektim topu baktım geçemedim. Lusamba. Beyler oynayın havadan. Çok güzel pas. Onu alırsam golü atarım. Ah alamadım ya abi. Of ya. Oscar Pazite dikkatli ol demek tamam mı? Arkadan adam geldiğinde bağıracağım. Pazite Oscar diyeceğim anlayacaksın. Oscar al bakayım. Çok güzel. Diaby'ye gitti o da olur. Diaby havadan oynayabilirsin önüme doğru. Offside'ken attın. Offside'ken attın. Bak Pazite işte biraz. Bunlara dikkat. Pası verdim Halil abi adamsın. Yürü Halil abi oynayabilirsin önüme doğru. Çok güzel pas verdin. Ceza alanında kim var? Ben Ardenovic. Ben Ardenovic. Vuracağım. Ah hocam. Geç kaldım vurmak için. Ne yapayım hocam ne yapayım? Kornerde bana doğru gelirse atarım. O nasıl bir korner? Abi sende de bir formsuzluk var anlamadım yani. Son zamanlarda sende bir iyi değilsin. Hep ben taşıyorum abi bu takımı. Takıma fazla mı geliyorum acaba? Ne oluyor bilmiyorum. Takıma fazla geldik herhalde ya. Abi bak şöyle seri paslaşalım. Diaby bak aradan kaçıyorum ama öyle verme bana ya. Tam adamın yanındayken veriyorsun. Gidiyorum gidiyorum. Oscar al bakayım pası. Oscar bunları senin yapman lazım. Benim değil işte. Bunları sen yapacaksın. Aha şimdi döndüm sırtımı alıp döndüm. Vurdum. Oy. Bu şutları iyi çıkarıyorum ya brate. Böyle sırtımdayken alıp dönüp vurmayı iyi yapıyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım omzu koyarım. Hayırdır bırak beni. Bırak beni. Of, bana gelmedi ki. Bir daha orta istedim. Şimdi gelir. Vurdum röveşatayı. Oh be. Ya bir röveşata atmak istiyorum. Benim böyle fantastik goller atmaya ihtiyacım var. Tekmeyle, röveşatayla. Böyle goller atmak istiyorum. Aynı İbrahimovic gibi. İdollerimden birisi de İbrahimovic. Çok severim kendisini. Arkadaşlar hadi ya. Hadi arkadaşlar ya. Hocam biz de 1-0 gerideyiz. Çok da geride değiliz. Bak taraftar da desteğini çekti. Nerede bizim boşluk çocuklar? Sarajevo haydi bakalım bastırın. Bastırın ceza alanına baktım verdim şunu. Pazite oğlum arkandan geldi. Ceza alanına geçiyorum. Brace oyla bana. Harika pas. Tapsoba geçirmedi. Beyler gaza geldim hadi ya. Al işte 2'yi yedik. Al işte 2'yi yedik. Abi orada bana kim pas attı? Yapmayın ya. Aa, hoca da beni oyundan çıkarıyor. Hocam niye oyundan çıkardın? Eze ne yapacak sanki hocam? Oha gol attı Eze. Bana pas gelmiyor ki abi. Brate böyle olmaz yani. Mutsuzum harbiden ya. Sürekli her şeyi ben yapmaya çalışıyorum bu takımda. 6 gol 2 asist abi. Ben bu takıma fazlayım artık. Yeter yani. Galatasaray maçı geldi abi. Oha. Galatasaray'a karşı kendimizi göstermemiz lazım. Büyük takımlarla oynarken özellikle Ardenovic ekstra motive oluyor. Çünkü transfer olmak istiyor artık. Kendisine bu takımın az geldiğini düşünüyor. Takımdaki diğer arkadaşlarının yeteneksiz olduğunu düşünmeye başladı Ardenovic. Galatasaray maçı benim için çok önemli. Bu maçta gol atmam lazım. Büyük takımlara karşı iyi oynamam gerekiyor. Oo taraftarlar gelmiş abi. Yoğun bir taraftarın önünde oynayacağız beyler. Bak burada ayaklarınız titrememeli. İyi oynamamız lazım tamam mı? Heyecanlanmayın haydi bakalım. Haydi bakalım brateler. Hadi bakalım oğlum hadi. İyi oynayan kazansın yürüyün. Yürüyün oğlum yürü 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 yürü. Tamam. Oh, şöyle verdim pasımı. Akrobatik paslar atmayı seviyorum. Oscar buradayım aynen. Aynen. Soluma doğru attım. Ceza alanına doğru gideceğim şimdi. Forvetteyim bak ilerideyim. İlerideyim. Şuradayım Halil abi. Halil abi Halil. Ah be. Pası veriyordum. Bak dayı aldı topu. Aa Galatasaray geliyor. Mertens de geldiler. Mertens. Hayır kale. Mertens attı. Ya kale çıksana orada. Orada çıkman lazım işte ama. Orada çıkman gerekiyor kale. Niye çıkmıyorsun ki? Mertens'e bak. Tamam neyse beyler hadi devam. Devam boş verin. Ben en azından golümü atsam kendimi göstersem yeter aslında. Brate oyna bana Brate. Biraz pas yapalım tamam çok güzel. Brate bak kaçıyorum aradan. Kimse bana atamaz ki buraya pas. Oscar Oscar buradayım. Oscar güzel düşünce şimdi alırım oradan. Şimdi aldım topu verdim pasımı. Ceza alanı içine doğru geçiyorum yine. Ceza alanı içindeyim Lusamba buradayım. Buradayım Halil abi. Çok güzel döndüm vurdum. Ah be en azından denedim. En azından denedim aynen. Bırakmayın Kerem Aktürkoğlu falan geliyorlar abi çok güçlü karşı taraf. Bırakmayın defansı iyi yapın. Ben niye defanstayım abi? Yedik golü yine ya. Sırtıma aldım dayı dayı. Dayı bırak beni dayı korkuyorum. Tamam verdim pasımı. Geçiyorum ileri gidiyorum ileri. İleri yapma Vukovic ya. Abi takımca hiçbir şey yapamıyoruz. Icardi. Bak Icardi de attı. Hocam beni ikinci yarı oynatma ya. Hocam harbiden beni ikinci yere oynatma. Bu ne abi? Kendimizi gösteremiyoruz. Boşuna daha kötü gözüküyoruz. Karşı taraf çok iyi. Bizim takımda da bir boş vermişlik var.
Baksana abi, ben santrforum, burada top almaya çalışıyorum. Kimse oynamıyor yani. Güzel pas. Güzel pas, aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum, rakibim yanımda. Rakibim yanımda, ne yapacağım? Rakibimi geçer miyim? Sıyrıldım rakibimden. Kaleye baktım. Vurdum şu tarafa doğru. Ah be Mustara abi, ne yaptın? Abi nasıl anladın oraya vuracağımı ya? Çok iyi vurmuştum. Şimdi kornerdeyiz. Haydi korner, bana doğru kullanıldı. Vurdum. Aa, çok yükseğe gitti top. Çok yükseğe gitti. Her topu rövaşata deniyorum. Galatasaray fena geliyor. Kerem Demirbay vurdu dayı. Aldık topu. Son dakikalar. Alparslan Öztürk uzaklaştırdı ve ilk yarı bitti. Ne yapacağız yani? Ben hemen kaçayım şuradan. Bu çok kötü oldu. Taraftarlar da inanılmaz boğuyor. Çok iyi tezahürat yapıyorlar. Ben böyle bir atmosfer görmedim abi. Sabah maçı olmasına rağmen her taraf dolmuş. Şimdi karşımda Angelinho var. Angelinho'dan sıyrılırım. Angelinho'yu geçtim. Abdülkerim'i de geçtim. Son bir... Ah be! 2-3 kişiyi geçemedim işte. 2 kişiyi geçtim de. Hemen karşıma çıktılar. Brate ne yapayım? Tamam, önde ben de basıyorum. Ben de basıyorum önde. Çıkartmadık orada, güzel. Kaçıyorum ben de. Ben de kaçıyorum çekici. Şimdi aldım topu. Uzaklardan vurdum, olmadı be. İndirir miyim orada? İndiremedim ben, çıkamadım kafaya. Bir tane atsaydım bari. Geliyor Galatasaray. Geliyor, Icardi ile geldiler. Cezalanı için Ziye vurdu kaleci ve çıktı top, tamam. Tamam. Oh, benim numaram gözüküyor. Ne oluyor ya? Hocam beni niye çıkarıyorsun? Ya Eze ne yapacak hocam? Yani yine aynı şeyi yaptın ya. Arnautović çok üzgün görüyorsunuz. Bir şeyler yapması lazım artık. Belki de daha çok çalışması gerekiyor. Fenerbahçe'den bir haber var. Fenerbahçe'de 2-1 kazanmış. Ligin üst taraflarında ne oluyor? Biz 17 puandayız da. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray diye gidiyor. Tamam. 3 tane hat-trick ya. Üst köşeye gol, onu hallederiz. Ayın oyuncusu olmak. İşte onu da yapabiliriz de abi yani. Hat-trick nasıl yapacağız? Diğer takımlar için de bunu diyor bu arada ha. Biz o zaman hiçbir takıma gidemeyecek miyiz abi? Bence yavaştan transfer dönemine gitmemiz lazım. Bazı maçları artık özetini oynayarak ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Yani en azından transfer dönemine kadar bazı maçlarda bunu yapabiliriz. Mesela bir Kayserispor maçı var. Burada önemli anları oynayalım. Arkadaşlar kazanacağız maçı. Bizim mahalle için, tamam mı? Pendik için, haydi bakalım. Pendik için alacağız bu maçı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bak biraz ama pazite yapalım bak. Dikkat edelim. Ya beyler, serbest vuruşu bana mı verdiniz ya? Neyse, şöyle verdim pası Halil abi. Halil abi, atamadım istediğim yere. Lusamba ceza alanı içine doğru geçtim. Şimdi buradayım. Vurdum. Ah be, rakipten döndü. Güzel bir top bana doğru. Çeker miyim orada? Çektim. Neredesiniz? Abi neredesiniz? Sola doğru verdim. Ceza alanındayım Emre. Emre ceza alanındayım. Açarsan ortayı gol olur. Açamadın. Vukovic. Vukovic kaybedeceksin topu. Sakin ol. Verdim bana. Ben nereye vereyim? Vukovic geri oynadım. Çok iyi bir atak. Haydi oğlum geldim. Vukovic buradayım. Çok güzel. Gördüm kaleyi. Oh be. Önüme doğru geliyor top. Bunu atmam lazım. Artık bunu atmam lazım. Vurdum. Kalecinin üstüne gitti. Yapma kaleci be. Ah ya. Atamadım. Bu maçta da gol atamadım. 3-0 yenildik. Bizim takıma ne oluyor? Herkes üzgün. Taraftarlar üzgün. Ne olacak bu takımın hali? Anlamıyorum. Ben de bilemiyorum artık. Şimdi bir Avrupa maçı var. Avrupa'da Molde'ye karşı oynayacağız. Arnautović için önemli bir maç. Bu maçı da yine şöyle önemli anlarını oynayarak gidelim. Avrupa'da gol atmak istiyorum. Hocam. Hocam taktiksel anlamda ne yapacağız? Bana atacaklar değil mi ileride pas? Orası önemli hocam. İleride pas atmaları önemli. Tamam hocam. Gol atacağım, merak etmeyin. Tamam. Güzel bir top geldi şimdi bana doğru. Rakibim karşımda. Rakibimden hızımla sıyrıldım. Nerede arkadaşlarım? Çektim topu. Kendim vurabilirim. Vurdum. Oo, kornere gitti. Geldi top. Uzaklardan bir vuruş. Of. Çok iyi vurmuştum. Ya hocam, ben bu takımın santraforuyum. Korneri niye ben kullanıyorum? Anlamadım ki. Bana korner açılması lazım. Korneri neden ben kullandım? Gel bakayım bana, tamam. Kim var ceza alanında? Verdim pası. Halil abi. Geçiyorum. Halil abi buradayım. Oscar buradayım. Vukovic. Vukovic dönsene bana. Şimdi vurdum, düzeltip. Uf be. Aa, bomboş kaldı. Golü yiyorduk. Menajerimiz bize bir şeyler demiş. Hastanedeki arkadaşını ziyaret edecek misin? Çok talihsiz bir sakatlık oldu. Orada olmanın büyük fark yaratacağına eminim. Mitcho'ya destek verelim abi gidip. Destek vermek önemli yani. Haberlerde ne var? Avrupa Ligi incelemesi falan diyor. Tamam. Ligde Ankara Gücü deplasmanına çıkacağız. Öncesinde bir antrenman yapalım. Bayağıdır antrenman yapmadık. Canım antrenman çekti. Bu neymiş? Acele etme ve topa uzanma. Dribbling olarak bir de bunu deneyelim. Arnautović çünkü top sürmesini de geliştirmek istiyor. Haydi bakalım. Şimdi Arnautović dışarı vurdu. Arnautović'e top çok hızlı geldi. Arnautović tutamadı. Ya abi bu ne ya? Bu ne haksızlıklar? Bu ne zor antrenman? Vur. Arnautović işte bu. Arnautović bak, hızlı geldi top.
Ona rağmen aldı vurdu, helal olsun Arnautovic. Kaleci var. Kaleci olmasına rağmen ne top kaybı abi? Niye top kaybı yazıyorsun? Arnautovic atıyor. Hızlı atmaya başladı. Çok sinirlendi. Arnautovic direğe vurdu. Neler oluyor? Şimdi Arnautovic plaseyi vurdu. 90'a gitti Arnautovic'in plasesi. Eze ile çalışmaya başladık. Biz Eze ile neden çalışıyoruz hala anlamış değilim. Eze ile bilerek dışarı vurmaca mı peki? Abi bu arada acaba bunu sert şut mu vurmamız lazım ya? Bak şöyle mi daha iyi mi acaba şöyle? Aynen. Böyle daha iyi abi. Tamam, dışarı gitse de 300 aldık. Şöyle vurduk kalecinin üstüne. Oha, kaleciye çarpıp girdi içeri. Eze! Uf! Oğlum onu niye saymadı ya? Abi bak, buglar oluyor ha. Harbi antrenmanda sıkıntılar oluyor. Hocalarımızın antrenman değerlendirmelerini beğenmiyorum. Bu ne abi? Hocalarımız bize çok kızıyorlar. Belirli bir kare ayarlamışlar. O kareden vuracaksın diyorlar illa. Çekici sen ne yapıyorsun ya? Arnautovic, burada sana güveniyorum artık. Arnautovic çekti, vurdu, attı golünü. Güzel. Arnautovic biraz daha pivota yakın bir santrafor. Onu da söylemiş oldum. O yüzden bu driblinglerini aslında geliştirip kendini iyileştirmek istiyor. Karşısında rakibi varken Arnautovic geçti mesela. Vurdurtmadı abi Rasul. Rasul'ü şimdi geçtik, attık, çok güzel. Arnautovic rakibinden sığıldı. Nasıl çekti Rasul, gördün mü? Baba şova başladı harbiden. Bir daha çek. Aha, boş kale. Ay, harika şeyler olmuyormuş şu an. Rasul'den şimdi sıyrılır mıyız? Rasul'den şöyle çektik topu. Rasul'e baktık. Aşırtma şutu atar mıyız? Aşırtmayı attık işte bu. Oynatıyoruz resmen adamları. Şimdi Rasul geliyor. İki kişi geliyor. Arnautovic sıyrıldı. Neler yapıyor Arnautovic? Şimdi aşırtma yapacaktı, olmadı. Arnautovic gökkuşağı yapabiliyor mu? Arnautovic aldı önüne. Arnautovic kaleci gelecek mi? Arnautovic attı golü. İşte Arnautovic. Bir de uzaktan ayak dışı denedi. Olmadı. Arnautovic o kadar iyi ki artık yine şeylere döndürdüler. Gerçek insanlarla antrenman yaptırmıyorlar takımdaki diğer oyuncuların morali bozulmasın diye. Bu da Arnautovic yani. Şimdi bak, yeni bir antrenman yapıyoruz. Neymiş? Basılı tut diyor. Koşa koşa git diyor. Tamam. Oo, burada duracaksın. Hop, çıkmadan. Tamam olsun. Eksi 100 puan aldık. Rakip geliyor. Rakibin üstüne gittik abi, öyle olmaz. Biraz Arnautovic için zor bir antrenman. Driblingini geliştirmek istiyor ama Arnautovic çekti şöyle. Şimdi sağ taraftan geliyoruz. Arnautovic rakibi geldi. Hop, geçtik onu da. Tamam. Hop, geçtik şöyle. Tamam, çok güzel Arnautovic. Hop! Aa, hocam ayağa faul var ya. Hocam orada ayağa faulü nasıl görmezsin hocam? Hocam bunları görmen lazım hocam. Bunları nasıl görmüyorsun? Rakip geliyor mesela. Hop, geçtim. Aa! Hop, geçtim, tamam. Arnautovic. Hop, geçti. Çok güzel. Harika gidiyor Arnautovic. Buradan da bu rakip gelecek. Hop geçtik, tamam, çok iyi. Arnautovic müthiş gitti. Şimdi Arnautovic, hayır hocam, yazma, top kaybı almıştım. Almıştım orada. Orada almıştım topu. Hocam 4 saniye kaldı diyorsun. Ayıp ama, bitecek mi direkt ya? Puh sana be. Yaptıracağınız antrenmana tüküreyim, tamam. Sinirim bozuldu abi. Sinirim bozuldu gerçi. Değdiğin anda top kaybı diyor. Belki alacak. Arnautovic savaşçı bir oyuncu yani. Topu kaybetti de koyuyor aramızı, alır yani, anladın mı? Geçelim maçımıza. Haydi beyler, bak yeter, toparlanmamız lazım. Bu nedir ya? Biraz kendinize gelin, böyle olmaz. Böyle olmaz harbiden. Hadi bakalım. Ankara'dayız zaten. Havada bak ufaktan soğuk. İyi ki uzun kollu giyindim. Hepiniz kısa giymişsiniz. Üşüteceksiniz oğlum. Güneş var da soğuk yani hava. Şimdi çektim topu. Baktım arkadaşlarıma. Sağ tarafı gördüm. Açtım oyunu. Harika açtım. Halil abi ceza alanındayım. Halil abi döndüm. Şimdi vurdum. Of, kaleci de beklemiyordu bunu. Kaleci de beklemiyordu bunu. Harika vurdum. Korner. Rakibimi iterim. Orada kendime boşluk oluştururum. Top bana doğru geldi. Kafayı vurdum. Ah be. Üstten alta gitti. Gol istiyorum. Gol. Çok iyi pas. İbrahim çok iyi pas. Ceza alanına doğru girdim. Şimdi bitirdim bunu. Hayır. Direğe vurdum. Nasıl olur? Oscar boşa kaçtım. Şimdi buradayım. Halil abi buradayım. Vurdum sol ayağımla. Kaleci aldı. Dönen top beyler, bana çıkarın, atmam lazım. Hemen vurdum, yine olmadı. Atamıyoruz, bunlar ne yapıyor? Karşı taraf ne yapıyor? Yeter artık. Kornerden atar mıyım bir tane? Çok şanssızım. Sinirlendim şu anda. Şu anda sinirlendim. Halil abi sakin. Brate sakin. Ben de geldim. Tamam. Sağdan giderim. En sağda arkadaşımı görmek istedim abi. Gelsene ya. Çok güzel. Ceza alanındayım. Harika pas. Şimdi vurdum. Yeter artık. Gitti bu.
Hadi bakayım Arnenovic burada. Arnenovic burada oğlum. Olay budur abi. Olay budur. Çok güzel bitirdim. Brate. Bütün bratelere selamlar beni izleyen. İşte bu. İşte bu oğlum. Kornerden bir tane atayım ya. Bak bak önüme geldi. Nasıl tutuyor beni bak. Nasıl tuttu orada beni bak görüyor musun? Halil abi indiremedi. Şimdi dönen top alır mıyız hocam? Tam biz atak yapacağız bitiriyorsun. Neyse tamam ilk yarı iyi oynadık. Bir tane kaçırdım orada elim ayağım titredi Halil abi. Haydi abiler ikinci yarıyı da iyi oynayalım. Bu maçı alalım gidelim. Alırım o pası tamam sağ tarafa attım Halil abi. Halil abi güzel pas. Ceza alanına doğru girerim ben buradan. Ben buradan ceza alanına doğru girerim. Ceza alanına girdim vurdum oh be. Tek başıma gittim kimse pasa gelmedi. Çok güzel bir pozisyon oldu bence. Şimdi korneri istiyorum kendime. Bana doğru geliyor top. İstediğim gibi gelmedi. Dönen top. Aldım orada. Ceza alanı içi. Çektim topu. Ah be. Çok şahsi oynamaya başladım. Yanımdakilere güvenmediğim için kendim oynamaya başladım. Böyle olmaz. Emre abi helal olsun. Ceza alanı içinde kim var? Orta açabilirim abi. Halil abiye doğru atacağım. Ah Halil abinin arkasında kaldı. Verdim topu. Tamam çok iyi. Lusamba. Lusamba. Lusamba adamsın. Lusamba şuradayım. Şuradayım Lusamba. Oha ne yaptın? Birinin ayağını kıracağım şimdi sinirden. Yapmayın abi. Yapmayın verdim pasımı. Oscar. Oscar devam et helal olsun Oscar. Oscar attı golü Oscar adamsın. Oscar adamsın işte bu. Helal olsun. Helal olsun Oscar. Bunları istiyoruz ya. Bunları istiyoruz. Bu hırsı istiyoruz bu takımda. Aha, aldım topu. Aldım topu. Neredesiniz? Oscar kaç. Kaç kaç kaç. Tam kaçarken atacağım. Tam giderken atacağım. Al şunu tamam. Tamam al şunu Oscar. Tekrar geri oynadın. Helal olsun. Şimdi vurdum. Gol. Hadi bakayım. İşte bu atıyorum. İkinci golümü atıyorum. Bu maçtaki olay budur. Of çok yoruldum. Çok yoruldum ama buna değdi. Oscar adamsın. Oscar adamsın. Deplasmanda 3 yaptık. Deplasmanda 3 oldu işte bu. Gücümü bütün Süper Lig görecek. Harika gittim orada. Yine iyi bitirdim. Ulan kaleci bir golü de benden yeseydin o vurduklarımdan birini. Hat-trick olacaktı ya. Neyse tamam güzel maç bitti. Maç bitti çok iyi be. Oh çok yoruldum kaleci. Tamam beni bir salın biraz. Tamam hadi eyvallah. İyi oynadın iyi oynadın. Yalnız maçın oyuncusu ödülünü de aldım. Bayağı iyi oldu ha. Değil mi Lusamba? Aynen. Aynen. Pendik Spor Ankara Gücü karşısında kazandı diyor. Olay budur. Arnenovic'in ligdeki gol sayısı ne oldu peki? Ona da bir bakalım. Üstlerde miyiz? Abi Icardi 12, Alexic 10 tane atmış. Ne oluyoruz ya? Arnenovic nerede? Listeye girememiş. Bizim ligde 3 tane golümüz falan mı var ya? Arnenovic'in kaç golü var? Süper Lig'de 7 gol 2 asist. Kendimiz görmedik herhalde. 7 golümüz varsa yukarılardayızdır abi. Hah. Arnenovic gol krallığında 7. Dzeko ile Kuzen'le aynı sayıda gol be. Aa şimdi gördüm. Kasım'dayız babalar. Ligde de 10'uncuyuz. Adana Demirspor 1 puan arkamızda. Kritik bir maç. Kritik bir maç harbiden. İç sahadayız bir de Adana Demirspor maçında. Arnenovic bir şeyler yapmak istiyor. Karşısında Balotelli olacak. Bakalım ilk 11'i alacaklar mı? Kanka hazırım ben ya. Hazırım. Çantamı da aldım hazırım. Rasul iyi defans yapman lazım ama. Aynen kaptan sensin biliyorum da. Hocam şu Rasul'e bir şey söyle. İyi defans yapsın ya. Önceki maçtaki gibi. Haydi bakalım başladık maça. Beyler bakın karşı taraf iyi takım. Puanının 20 olduğuna bakmayın. Bunlar iyi takım ben size söyleyeyim. Şimdi aldık topu. Döner miyim oradan? Ah dönemedik. Bırakma bırakma bak Balotelli çok tehlikeli. Balotelli çok tehlikeli. Ben daha küçüktüm. Balotelli'nin gol videolarını izliyordum. Üstünü falan çıkarıyordu. Turnuvalarda üstünü çıkarıyordu adam. Ah gidemedim. Sert başladılar abi. Adana Demirspor iyi takım. Çok sert başladılar. Yıldızları var işte. Nanisi falan var ya. Hemen yedik golü. Rasul. Ne dedim sana Brate? İyi defans yap dedim değil mi? Bak ne oldu şimdi? Oy rakibimin belini kırdım. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Savunma var ya mahvoldu orada. Şimdi geldim. Ceza alanı içinde kim var? Ortamı açayım. Ceza alanına pas vereyim. Verdim pası. Vur. Lusamba yapma Lusamba at onu ya. Asist olacaktı bana. Ulan Lusamba. Çok iyi getirmiştim topu. Şimdi şuradayım. Şuradayım. Öndüreyi açarsanız vururum. Nereye açtınız? Bana seker mi top? Koşuyorum orada. Koştum. Hop indirdim arkadaşıma. Lusamba geldin bana. Şimdi vuracağım. Oy Ertaç çok iyi çıkardı. Ertaç'a bak sen. Tamam buradayım. Sakin. Stoperden kendimi sıyırdım. Stoperin boyu çok uzun. Top bana doğru gelirse vururum. Ertaç mı çıkardı? Ne oldu orada? Dönen top. İstedim topu. Şimdi vurdum. Rakipten kaldı. Abi ya. Rakipten dönüyor hep. Balotelli aldı. Beyler iyi savunma yapalım. Sekuera bırakma onu. Haydi Brate. Haydi Brate. Yapma. Belhanda ceza alanında.
Öylesine paslaşıyorlar resmen içeride. Bırakmayın, bırakmayın Rodriguez. Tamam. Hop, sıyrıldım rakibimden. Hocam faul yok mu? Gidiyorum. Gidiyorum, avantaja verdin hocam, gidiyorum. Arayamdan açtım topu. Az açmam lazımdı ya. Pas verecek kimseyi de göremedim etrafımdan. Kendim kaleye gitmeye odaklandım, ondan oldu. Ondan oldu. Yapma Bratse be. Zaten Aydel'de bir top geliyor, onu da kaybettik bak. Adamlar geldi, attılar be. Adamlar direkt attı ya. Beyler 2-0 geriye düştük, yapmayın ya. Öyle bir havadan top gelirse güzel olur, alırım onu. Aldım onu önüme, harika aldım. Ceza alanına doğru baktım. Şimdi vurdum. Ardenovic burada. Ardenovic bak bak, şansıma bakın beyler, işte bu. İşte bu, yine atıyorum golümü. Olay budur be. Çok güzel attım golü. Ceza alanına girdim. Sol ayağımla. Rakipten de iyi çıkardım orada. İyi sıyırdım topu yani, top geldiğinde. İlk kontrol önemliydi. Hocam. Hocam işte bu hocam, adamsın sen de. İyi sevinmişsin hocam. Haydi beyler, daha maç bitmedi. Bak 2-0 gerideydik. 2-1'e getirdik. Bastırın. Daha ilk yarının sonlarına yeni geldik. Bastırın. Önümüzde bir yarı daha var. Kanka sıkıntı yok. Bu maçı alabiliriz. Sıkıntı yok. Sen sıkıntı etme. Aa tamam. Biraz motive ol. Abi ikinci yarıda almamız lazım. Bu maçı koparmamız lazım. Hadi bastırın ya. Top kaybı yaptım. Geri koşuyorum. Beyler bak, maçı çevirebiliriz. Geldim ben de geri. Defansa yardıma geldim. Düşünün artık yani. Nasıl kafam döndü. Basıyorum orada. Badu'ya basalım. Aldık topu hocam. Hiçbir şey yok. Hocam ne var ya? Ya hocam ne var abi? Oradan yani. Brat'e buradan verilmez frikik. Yedik golü ya. Yedik golü abi. Uf, kale helal olsun. Çevirdiler. Aman tamam. Tamam koşuyorum, ben de koşuyorum. Ben de koşuyorum, alamadım topu. Beyler artık defans işini yapsın ne olur ya. Tamam aldık, güzel. Güzel tamam. Defans işini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak abi? Hop şöyle pasımı aktaramadım. Çok iyi gidiyoruz be. Halil abi adamsın, Brat'e adamsın. Şimdi rakibim karşımda. Beyler pas vermem lazım. Neredesiniz beyler? Aa hocam. Faul yok mu ya? Abi pas ver. Kim ne? Yani Brat'e niye kimse yardıma gelmiyor? Ben harbiden anlamıyorum ya. Tamam aldık, verdim pasımı. Haydi. Çık Lusamba, çık. Ben mi taşıyayım? Topu da mı ben taşıyayım ileri? Tamam onu da ben yapacağım. Tamam abi onu da ben yapacağım. Tamam. Gidiyorum. Kime pas vereceğimi bilmiyorum ama gidiyorum. Lusamba al bakayım şunu soldan. Çok güzel. Lusamba ceza alanına doğru geçiyorum. Batırma oğlum bu hata. Tamam güzel orta. Güzel atak abi, güzel atak. Böyle şeyler yapmamız lazımdı işte. Maç bitiyor, son dakikalarımız. Haydi beyler indir. İndir, helal olsun. Şimdi sağ tarafa verdim. Halil abi kaçtım. Halil abi önümde kaldı. Çektim topu. Sakinim abi, sağ tarafa bıraktım. Çok güzel orta. Vurun lan. Vur Oscar, oh be. Ertaç'a bak nasıl çıkardı. Ertaç berabere kalacaktık oğlum, haydi. Haydi kornerden bir tane atalım. Ardenovic'im ben buradayım. Nereye açtın? Rövaşata'yı vurdum. Arkaya açıldı top. Dönen topu alın, yapma be. Şu Rövaşata'dan bir gün atacağım. Şunu bir gün başaracağım yani. Abi bana verme burada, tamam. Tamam Sekoera, haydi Vukovic. Vukovic kaybetmesin Halil abi. Çok güzel. Abi aşağı vereceğim. Ah veremedim. Veremedim, aşağısı bomboştu. Brat'e gördün ama aşağı vereceğim diye bağırdım ya. Veremedim orada, ayağıma dolandı top. Pas özelliğim iyi değil abi. Çalışamıyorum pas çok. Kendi evimizde yine rezil olduk. Yenildik ya. Hocam son bir atak şansım. Hocam! Olmadı neyse. Pazite hocam, bunlara dikkat yani. Niye olmuyor, biz takım olarak neden başaramıyoruz anlamıyorum ya. Bir Avrupa maçı var. Bu Avrupa maçını simüle edeceğim arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da oynamak gerçekçiliği biraz bozuyor sonuçta. O yüzden çok da hoşuma gitmiyor. Karşı tarafta da Berisha varmış. Penaltı kaçırmış. Sonuca geç diyelim. Burayı bir simüle etmiş olalım. Ve Avrupa'da Ardenovic atamıyor. Atamıyor ve 1-0 yeniliyoruz. Tamam. Bu arada rakipten çok daha iyi oynamışız simülasyonda. Ona rağmen yenilmişiz yani. Neyse. Alanya maçında faturalardan biri de Ardenovic'e kesildi. Boş bölmemiz varmış oğlum bizi. Kuvvetli şut niye yok ya? Ne diyor onun için? %50 olması lazım diyor başına buyruğun. Bekle ya. Bunu sağlayamaz mıyız? Düşük maç performansında tabii ki eleştirileri savuşturacağım kardeşim. Kendime bir laf söyletmeyeceğim. Takımın starı benim. Teknik direktörle gelişim planı için tamamladı. Aa ilk 11'e girdik. Madem başına buyruğu arttıramıyoruz abi. İlk dokunuş ya da aşırtma şut alabiliriz, bilemedim. Oo akrobatik özelliği var burada. Şu neymiş? İnce pas. İnce pasa gerek yok. Akrobatik özellik abi, hani böyle İbrahimovic bari şutlar atabiliriz. Burada ilk 11'e sonradan alındık. Aslında simüle edebiliriz bunu da.
Simüle ettiğimiz zaman 3-0 kazanıyoruz. Ardenovic'in 2 golü var, hat-trick yapıyormuş az kalsın. Maçın oyuncusu ha. Şu akrobatik özelliğini denemek istiyorum yalnız. Onu çok görmek istiyorum. Mesela diğer hedef takımlar için ne yapmak gerekiyor? Real Madrid için ne yapmak gerekiyor bak. Merak ettim. Atletico Madrid için 48 asist yapmak gerekiyormuş. 15 ceza sahası dışından gol. Bak Barcelona direkt hiçbir şey yok yani. Gidemiyorsun Barcelona'ya. Hedef takım olamıyorsun. Real Madrid'e de öyle. Çok ilginç. İngiltere'ye bakalım bir. İngiltere'de neler var? Nasıl oluyor? İngiltere Ligi'nden bak, Arsenal seni almaz mesela. City falan da almayacak herhalde. Chelsea nasıl alabiliyor abi? Aa, 10 tane plase gol atınca Chelsea'ye gidebiliyoruz istersek. Fener'e gitmekten daha kolay biliyor musun? 10 tane plase atarız yani. Önümüzdeki bölüm transfer döneminde olacağız bu arada, onu da söyleyeyim. Sizden de öneriler bekliyorum. Yani Ardenovic nereye gitsin, ne yapsın, önerilerinizi yazın. Çünkü önümüzdeki bölüm transfer gündemimiz var. Belki de transfer oluruz ya da gelen teklifleri değerlendiririz. Bir sonraki bölüm bir yerlere gideriz, bilmiyorum. Ama şimdi takımımızdayız ve devam ediyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe mi? Oha! Dzeko ile karşı karşıya gelecek. Kuzeni ile karşı karşıya gelecek. Bu arada Ardenovic'in formasını yapıştırdığımızda ne oluyor? Dar kesim yaptığımızda da böyle gözüküyor. Oha, daha kaslı gözüküyor ha. Hava daha da soğuduğu için şöyle bir forma şeyi yapalım Ardenovic'e. Bilmiyorum, yorumlara yazın bu arada. Yorumlara yazın. Şu an ben bana hangisi daha şekil geliyorsa onu yapıyorum. Başka bir şey de takmayalım abi, tamam. Hadi bakalım, Dzeko'ya karşı oynayacağız. Takım olarak yenileceğimizi düşünsem de Ardenovic'in kendini göstermesi lazım. Arkadaşlar bakın, karşı tarafta Bratze var, benim kuzenim var. Yani ona karşı bir şeyler yapmanız lazım. İyi oynamanız lazım. Şimdiden söyleyeyim. Öbür türlü benim için sıkıntı olacak. Beni o buraya getirdi bu arada, bilmeyenleriniz varsa. Beyler bak, benim için bu maçın duygusal yoğunluğu çok fazla. Hadi bakalım. Dzeko abi. Dzeko abi ne haber? Dzeko abi niye hiç konuşmuyorsun, bakmıyorsun bana? Bir Dzeko kolay yetişmiyor. Maçtan önce de şey yapmadı ki, telefonlarımı açmadı, anlamadım. Antrenman mı vardı, ne vardı herhalde takımda. Benim Fenerbahçe'ye gol atmam lazım. Kesinlikle iyi oynayıp gol atmam lazım. Aha, kaçıyorum. Havadan oynarsan bu da olur, bu da olur, bu da olur. Gidiyorum. Golümü atacağım Dzeko abi. Dzeko abi kaleciden sıyrıldım. Dzeko abi vurdum. Ah yanağlar. Ah be, Livakovic'den sıyrılmıştım. Çok iyiydi, yanağlara vurdum ya. Ulan. Dzeko abi niye telefonları açmıyordun sen yani? Maç hakkında konuşacaktık. İyi mi oldu böyle? Neyse, maçtan sonra konuşuruz abi. Ben gol atayım da. Aldık topu, tamam. Aa, faul yok mu? Neyse, yürü. Yürü. Yürü Emre, yürü 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 yürü. Ben de kaçıyorum. Emre adamsın. Emre şimdi ayağımdan açtım. Oha, Osayi'yi geçmeye çalıştım bir an. Cikuli Osayi çok hızlı ya. Ben onlara yetişemem ki. Helal olsun Oscar, adamsın. Beyler nereye vereyim pası? Beyler hop, vereceğim. Veremedim. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Aldım topu. Ceza alanında kim var? Döneceğim şimdi. Açtım ortayı. Oscar sakin ol. Sakin, tam top bizde. Sakin, orada bastım, aldım topu hemen. Harikayız. Siquera buradayım. Tamam, Siquera tekrar alabilirsin. Siquera kaybetme. Çok iyi Emre. Ceza alanına doğru geçtim Emre. Açabilirsin ortayı. Lan. Ne yaptın Emre ya? Ne yaptın? Önde basalım. Fenerbahçe'ye önde basalım. Alabiliriz orada topu. Haydi oğlum. Alamadık. Basamadım ben. Lan oğlum. Basamadım. Fenerbahçe attı abi. Fenerbahçe attı. Saçma sapan bir gol yedik ya. Gerçekten saçma sapan bir gol yedik. Olacak iş değil. Olacak iş değil abi. Arkası nasıl bomboş kalır ya? Nasıl bomboş kalır abi? Neyse hadi abi. Hadi tamam, hadi beyler. Hadi Bratze. Hadi, öyle pas verilmez Bratze. Tamam, verdim sola. Gelen şansları değerlendirmem lazım. Ben de hepsini atamıyorum. O yüzden böyle oluyor. Oyna havadan, harikasın. Ceza alanı içinde kim var? Santrfor değil de kanat gibi oynuyorum ya, inanılmaz. Ceza alanı içinde kim var? Geçtim rakibime, geçemedim. Abi boşa geçin de pas vereyim ya. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz beyler, anlamadım ki. Şuraya oynadım. Ceza alanına doğru geçtim şimdi. Geçtim ceza alanına. Emre helal olsun Emre. Aa, güzeldi bu. Bu güzeldi Bratze. Devam böyle. Böyle devam. Orayı bırakma. Emre Mor şimdi Lincoln vurdu. Tamam, hala bırakmaman lazım. Helal olsun oğlum, helal. Helal, bastırmaya devam. Dzeko abim aldı. Aman 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 aman, Lincoln'u falan bırakmayın. Ya savunmayı ben mi yapayım kardeşim? Mert Hakan vurdu, oha. Resmen savunmaya yardım etmem gerekiyor. Biz nasıl bir takımız? Yürü Emre. Emre yürü. Emre, Emre şimdi oyna bana. Harika pas Emre, işte sen busun. Ceza alanına doğru girdim. Şimdi vurdum oradan. Oy, çok sert vurmuştum. Dönen top bizde kalacak. Halil abi buradayım hocam. Tamam, korner. Kornerden atabilirim. Kornerden bana iyi top gelirse atarım. Aa hocam. Bitti, ilk yarı bitti, atamadım.
Çok güzel fırsatlar yakaladım. Fener'e gol atabilirdim ya. Harbiden atabilirdim oğlum. Hop, Ceko abi ne yapıyorsun? Sonunda pas verdin bana ya. Nasılsın, iyi misin? Konuşamıyoruz abi uzun süredir. İyi ki beni buraya getirdin ya. Aynen, aynen adamsın Bratse. Eyvallah. Beyler gördünüz bak, kolpa diyordunuz. Sen Ceko'nun kuzeni değilsin diyordunuz. Takım içinde benimle dalga geçiyordunuz. Bak gördünüz. Top alabilirim Vukovic. Tamam. Şuraya doğru oynadım. Harika bir pas attım. Abi niye bana geri atıyorsun? Sağ tarafa verdim. Çok güzel. Ceza alanı içindeyim şimdi. Halil abi ceza alanı içindeyim. Halil abi helal olsun. Halil abi ne yaptın be? Çok iyi. Dönüp verdim pasımı. Hocam bizde. Hocam bizde. Serdar Aziz'den çıktı. Tamam. Halil abi şöyle kaldırdın topu. Ben de şöyle indirdim. Bizde kalsın. Yapmayın. Ceko abim aldı. Mert Akan'ın şutu. Tamam güzel. Haydi haydi kale. Haydi 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 haydi. İndir Lusamba. Helal olsun. Şimdi şöyle pasımı verdim geri. Oyna. Çok iyi pas. Çok iyi pas Lusamba. Lusamba geç. Vermek istedim hocam. Taç bizde. Bir tane atalım ya. Fener'e bir tane atmak istiyoruz ya. Haydi oğlum. Vukovic buralardayım. Araya doğru kaçıyorum ben de. Araya doğru kaçıyorum. Top bana geldi. İndiremedim. Ciku harika yükseldi. Fred. Fenerbahçe çok iyi oynuyor abi. Harbiden çok iyi oynuyorlar. 20 dakikalık kayıt çöpe gitmiş. Fenerbahçe maçının 70. dakikasından itibaren bir de bir Kasımpaşa maçı oynamıştım. 20 dakikalık kayıt çöpe gitmiş. Programda bir sıkıntı çıktı. Bir baktım kayıtta sıkıntı var falan, kayıt durdu falan diyor. Çok moralim bozuldu ya. Ama neyse, önemli değil. Fenerbahçe maçını yenildik, onu söyleyeyim. 1-0 bitti maç zaten. Arnautović yenildikten sonra üzüldü. Maç sonu Ceko'yla da biraz konuştu, böyle hasret giderdiler. Ama yenildik yani. Abi bilgisayarda yer kalmadığı için çöpe gitti bakın. En son şu Kasımpaşa maçını oynadık. Oradaki o 3-1'in biri benim. Ondan sonra gittik simüle ettik bayağı bir maçı. Kasımpaşa maçını yenildiğimiz için ayrılmak istediğimi söyledim ben. Arnautović ayrılmak istedi yani. Birkaç maç simüle ettik. Buraya kadar geldik. Transfer dönemi başladı. Burada tam sizinle konuşuyordum. Nereye transfer olsak, ne yapsak diye konuşurken kayıt gitti abi. 15 dakikalık kayıt gitti ya. Kasımpaşa maçına sonradan girdik dostlar. 0-0'dı maç. 1-0 öne geçirdik takımı. Sonra takım 3 tane yedi. Hoca ile arası kötüleşti. Gördüğünüz üzere artık hoca onu 11 oynatmak istemiyor. Çünkü kulüp içinde sıkıntı çıkardı Arnautović. Ben burada kalmam diye bağırdı içeride tesislerde. Kadro merkezine girdiğinde transferini istediği bir şey olurdu. Şu an yok. Şu an öyle bir şey yok. Menajere de baktığında sadece hedefleri şey yapabiliyor. Böyle hedef seçebiliyorsun. Sana başka bir şey getirmiyor. Bu yüzden nasıl transfer olacağımızı bilmiyorum. Ama bir şekilde çözeceğim dostlar. Sizden öneri bekliyorum. Sizce önümüzdeki bölüm Arnautović hangi takıma gitmeli? Ya da nasıl bir takıma gitmeli? Önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Önümüzdeki bölüm çok yüksek ihtimalle transfer olacağız. 77 overall'dayız. Ve bu arada şunu da göstereyim bak. Nerede? 77 overall'ı göstermiş oldum. Ligde abi gol krallığında 4.'ydük. Burası Türkiye Kupası ha. Tamam, bir an kafam karıştı. 5.'liğe düşmüşüz. Tamam, en son 4.'ydük. 5.'liğe düşmüşüz. Arnautović önümüzdeki bölümde transfer olacak dostlar. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Yeni bölüm ya 2 ya da 3 gün sonra sizinle olacak. Genelde 2 günde bir yayınlamaya çalışıyorum. Hemen yeni bölüm yayınlandığı anda haberiniz olsun istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.